Merhaba Masal Ülkesi dinleyicileri. Masalımızın ismi Hop Hop Kurbağa. Yavru kurbağa dere kenarında zıplıyordu. Bir yandan da şarkı söylüyordu. Zıp 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 zıplarım. Ben yavru bir kurbağayım. Hop 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 hoplarım. Zıplamaya bayılırım. Kurbağanın şarkısını duyan kaplumbağa hemen onun yanına koştu. Başladı heyecanla anlatmaya. Kurbağa kardeş, kurbağa kardeş, şarkını duyduğumda geldim. Yardımına ihtiyacım var. Şu ilerideki ağaçlar var ya. Kurbağa meraklandı. Dur, önce bir sakin ol kaplumbağa kardeş. Evet var. Ne oldu ki ağaca? Ağaca bir şey olduğu yok. Dalında bir kuş var da. Kurbağa iyice meraklandı. Ne olmuş kuşa? Kaplumbağa devam etti anlatmaya. Zavallının kanadı yaralanmış. Uçamıyor. Kurbağa üzüldü. Ya, peki onun için ne yapabilirim acaba? Kaplumbağa iyice yaklaştı. Anlatmaya başladı. Sen zıplamanla ünlüsün. Belki zıplayarak kuşa ulaşabilirsin. Dedem onun için bir merhem hazırladı. O merhemi yarasına sürebilirsin. Kurbağa şaşırdı. Deden mi hazırladı? Diye sordu. Evet, aslında dedem kendisi gelip yardım etmek istedi ama gelemedi. Neden gelemedi? Diye sordu kurbağa. Çünkü şimdi başka bir hastanın yanında. İki keçi köprünün üzerinden geçerken çarpışmış da onlarla ilgilenmekte şu anda. Siz bu merhemi kuşa sürün. Ben de gelirim az sonra dedi. Kurbağa heyecanlandı. Anladım şimdi. Gel öyleyse gidelim. Kuşun yanına kadar zıplayabilir miyim? Orada görelim. Böylece kurbağa ve kaplumbağa yola koyuldular. Ağacın yanına vardılar. Aşağıdan birlikte seslendiler kuşa. Kuş kardeş, kuş kardeş, kanadı yaralı kardeş. Sen sakın korkma, ulaşmaya çalışacağız yanına. Kuş çok mutlu oldu. Kanadı yaralı olmasa sevinçten uçacaktı. Cik 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 cik. Demek benim için geldiniz. Peki söyler misiniz? Bana nasıl yardım edeceksiniz? Kurbağa başladı anlatmaya. Şimdi ben zıplayarak yanına gelmeye çalışacağım. Oraya kadar zıplamayı başarırsam kanadına merhem süreceğim. Kuş rahatladı. Kurbağa ve kaplumbağa saymaya başladılar. Üç deyince kurbağa zıplayacaktı. Bir, iki, üç. Ama kurbağa zıplamadı. Neden zıplamadın? Diye sordu kaplumbağa şaşkın şaşkın. Saymasak olur mu? Sayınca heyecanlanıyorum da, dedi kurbağa. Böylece saymaktan vazgeçtiler. Kurbağa zıplamaya başladı. İlk zıplayışta kuşun bulunduğu yere ulaşamadı. Tekrar zıpladı. Bu kez hemen alttaki dala ulaşabildi. Sonra tekrar zıpladı ve kuşun yanına varabildi. Merhemi yaralı kanadına sürdü. O sırada da dede kaplumbağa geldi ağacın altına. Kuşa neler yapması gerektiğini anlattı. Bak küçük kuş, kurbağanın getirdiği merhemi her sabah yarana sürmelisin. Ayrıca 5-10 gün ayağını kımıldatmadan yuvanda dinlenmelisin. Kuş sevinçle cikledi. Cik 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 cik, tamam dedecik. Böylece kurbağa, kaplumbağa ve dede kaplumbağa gönül rahatlığıyla evlerine gittiler. Ama her gün gelip kuşu ziyaret ettiler. Hasta kuşu hiç yalnız bırakmadılar. Ama bir gün onu hep olduğu yerde bulamadılar. Kurbağa zıplayarak ağacın etrafında dolaştı. Kaplumbağa da başını kabuğundan uzatabildiği kadar uzattı. Etrafına dikkatlice bakındı. Ama kuş ortalıkta görünmüyordu. Derken önce bir kanat sesi duyuldu. Sonra da bir başka ses. Kaplumbağa ile kurbağa çok şaşırdı. Sesin sahibi küçük kuştu. İyileşmiş uçmaya başlamıştı. Sevinçle şakıdı. Bakın artık iyileştim dostlarım. Hastayken beni hiç yalnız bırakmadınız. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Kurbağa utangaç utangaç gülümsedi. Çok şükür iyileştin ya. Bizim için önemli olan bu. Kaplumbağa heyecanla atıldı. Hadi biraz eğlenelim. Var mısınız benimle yarışmaya? Kuşla kurbağa şaşkın şaşkın baktılar. Kaplumbağa haylaz haylaz gülümsedi. Tamam biliyorum, ne uçabilir ne de zıplayabilirim. Ama unutmayın, tavşanı bile geçmiştim ben bu ağır adımlarımla.
üç arkadaş başladılar gülümsemeye. Sonra koyuldular yola. Bir hızlandılar, bir yavaşladılar. Arkadaşça yarıştılar.